İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz, ilahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız ve sonrasında hayatım roman gelecek. Son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şiirlerle menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh şehiden vefat etti. Ahmet Mekki Efendi alim ve evliyadan, dini öğretmek için çalıştı hiç durmadan. Bıkmadan ders okuttu, verdi vaaz-ü nasihat, hep bu yolda çalışıp şehiden etti vefat. Çünkü o hiç durmayıp hiç de dinlenmeyerek hizmet etti İslam'a, insan yetiştirerek. Yoktu bir düşüncesi ders okutmaktan başka. Şehit olmasının da sebebi buydu başta. Dünyalık hiçbir şeyi etmedi asla talep. Ahirete dönüktü kalbi ve ruhuyla hep. Bir terzisi var idi, Habil Efendi diye. Bir elbise diktirdi bir defa bu terziye. O, son elbisesiymiş meğerse bu velinin. Terzi dedi, efendim, güle güle giyinin. Buyurdu ki, bakalım bu elbiseyi giymek ne kadar nasip olur, ömrümüz kalmadı pek. Ben dahi yanındaydım, işittim bunu bizzat. Ondan sonra çok zaman geçmeden etti vefat. Sanki o biliyordu vefat edeceğini. Verirdi ara ara bunun işaretini. Henüz vefat etmeden bir hafta evvelinden bir banyo almasını söylediler evinden. Buyurdu ki, lüzum yok, banyo kalsın bu sefer. Zira beni yakında gasleder Ali Sezer. Ali Sezer adında vardı bir talebesi. En çok onun olmuştu ondan istifadesi. Bu sözü üzerinden bir hafta geçti zaman, Ahmet Mekki Efendi göç etti bu dünyadan. Vefatına bir hafta kalmıştı ki, o yine bildirdi bu hususu çok sevdiği birine. Daha da yakınlaşınca vefatı bu velinin, dedi, hasta olursam hiç doktor getirmeyin. Ve bir gün yapıyorken sabah kahvaltısını, birdenbire elinden düşürdü bardağını. Kalkıp elbisesini giymek istedi. Fakat 2-3 saat sonra eyledi Hakk'a vuslat. Kan sızdı uzun müddet ağzından dışarıya. Bu, şehit olduğunun işaretiydi zira. O vefat ettiğinde başka bir evliya zat, dedi, dinin direği yıkıldı bugün heyhat. Öyle tesir etti ki vefatı bu fakire, sanki yetim kalmıştım o anda birdenbire. Ömrümde böyle acı ve keder görmemiştim. İstanbul başımıza yıkıldı zannetmiştim. Bir alimin ölümü, ölümüdür alemin. Yüceltsin makamını onun Rabbil alemin. Ya Rabbi, Ahmet Mekki Efendi hürmetine kavuştur cümlemizi yüksek şefaatine. Yeah.
Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, evliya zatlara derece tayin etmek. Şah-ı Nakşibend Hazretleri, yolumuzun başı, ortası, sonu edeptir. Hiçbir edepsiz Allah'ın sevgili kulu olamaz buyuruyor. Bağdat'a uzak bir yerde yaşayan bir talebe, Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerini çok seven, hep ondan anlatan hocasına gelip der ki, ''Efendim, evdeki kitaplığımda büyüklerimizin kitapları var. Mesela İmam Rabbani Hazretlerinin ve oğlu Muhammed Masum Hazretlerinin mektubatı var. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin itikadname kitabı var. Bunları dizerken veya okuyup birbirinin üstüne koyarken İmam Rabbani Hazretleri daha büyük diye mektubatı üste koyuyorum.'' Sonra oğlunun mektubatını koyuyorum. Ondan sonra da Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin kitabını koyuyorum. İçimde bir sıkıntı olduğu için soruyorum. Acaba bu yaptığım doğru mu? Hocası der ki, bu büyüklere derece tayin etmek, bu daha büyük demek kimsenin haddi değildir. Bir tek şunu biliyoruz. Hepsinin kalbinde, Peygamber Efendimizin mübarek kalbindeki emanetlerin bulunduğunu söyleriz. Daha fazlasını bilmeyiz. Büyüklerin meydanında küçüklerin işi olmaz. Bu din, edep dini, haddini bilme dinidir. Herkes haddini bilmelidir. Şimdi zamanın büyüğü Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleridir. Biz dinimizi ondan öğrendik. Bu büyükleri bize o tanıttı, o sevdirdi. O mübarek zatların kitaplarını açıklayıp bize vermişse, bu kitapları okuyun, evinizde sadece bunları bulundurun demişse, artık o kitaplar bizim için Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin kitabı olmuş olur. Hocamızın kitapları arasında da ayrım yapmak, yani bu kitabı daha kıymetli diyerek bir kitabı diğerlerinin üstüne koymak ayrı bir edepsizlik olur. İmam Rabbani Hazretlerine, Muhammed Masum Hazretlerine ve bütün büyüklere giden yol, şimdi Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin mübarek kalbinden geçer. Bu kalpten geçmeyen hiçbir büyükten istifade edemez. İstifade edemediği gibi aynı zamanda suç işlemiş olur. O andaki yetkiliyi kabul etmemiş, kusurlu görmüş olur. Niyetine göre felakete bile gider. Çünkü varise ne yapılsa Peygamber Efendimiz'e gider. Müslümanlar bir araya geldikleri zaman bilseler de bilmeseler de, anlasalar da anlamasalar da, konuşsalar da konuşmasalar da, kalpten kalbe tıpkı bileşik kaplarda olduğu gibi durdurulamayan bir akım başlar. Bu fizik kaidesi gibi bir şeydir. Dolayısıyla daima salih Müslümanlarla beraber olmalıdır. Aynı büyük zata bağlı olanlarla bir araya gelince hepsi istifade ederler. Bu istifade sadece iki sınıf insana nasip olmaz. Bir, hocasının büyüklüğünü inkar eden, iki, hocasını imtihan eden. İnkar, herhangi bir yazısını, işini veya sözünü kabul etmemektir. İmtihansa, böyle anlatıyor, böyle yazıyor ama acaba doğru mu? İşin aslı sanki başka türlü diyerek hocasının sözünün veya yazısının doğruluğunda şüphe etmektir. Zerre kadar inkar veya imtihan sigortayı arttırır, irtibatı keser. Kişi
dalalete sürüklenir. Büyük zatların insanlık sıfatlarından ötürü unutarak veya yanılarak yaptıkları bir hata, bizim 1000 senelik sevabımızdan, isabetli icraatlarımızdan çok daha hayırlıdır. Nitekim Ebu Bekr Sıddık Hazretleri, "Her şeyimi Resulullah'ın bir yanılmasına değiştirdim ve karlı çıkardım." buyurmuştur. Dünyada en zor şey büyüklere soru sormaktır. Çünkü sorulan sualde imtihan kokusu varsa veya büyüklerin çok önemli gördüğü şeylere hiç önem verilmezse büyükler incinir. Buysa kişinin felaketine sebep olur. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, bundan önceki ümmetlerin helak olmalarının bir sebebi de peygamberlerine imtihan kastıyla sorular sormalarıydı buyuruyor. Hem sorarlar hem de sorduktan sonra "Evet ama şöyle yapsak daha iyi olmaz mı?" derlerdi. Allahü Teala hepsini helak etti. Madem ki o söyledi, elbette doğru söyledi inancında olmak lazımdır. Zerre kadar şüphe etmek felakettir. Dolayısıyla büyüklere yaklaşmak, dondurucu soğukta ateşe yaklaşmak gibidir. Uzakta kalan donar, çok yaklaşan yanar. İkisi de felakettir. Ne yanmalı, ne donmalı. Bunun çaresi mesafeyi iyi ayarlamaktır. Mesafeyi iyi ayarlayan güzelce ısınır. Bahçıvan birkaç gül yetiştirmek için mecburen binlerce dikeni de beraberinde besler. İşte büyükler de bir bahçıvan gibidir. Etrafları çok kalabalık olur ama onlardan istifade ederek kurtulan azdır. O bakımdan herkes çok dikkatli olup gül olmaya çalışmalı ve diken olmaktan sakınmalı. Sevgili dinleyiciler, göç birçoğumuzu yerimizden, yurdumuzdan, geleneklerimizden koparıyor. Seçilen yeni yurtsa, göç eden insanları hemen basmıyor bağrına. Zor oluyor kabullenmesi. Fedakarlık istiyor göç edenden. Hele bu gurbet yurt dışı olursa, durum daha da vahimleşiyor. İşte şimdi anlatacağımız gerçek bir hadise, gurbet elde büyüyen bazı gençlerimizin ibretli hikayesi. Ah gurbet! Sana ekmek parası için giden binlerce insan, senin o insafsız bağrında güneş görmüş kar misali eriyor ve benliğini yitirip meçhul istikamette kaybolup gidiyor. Ben Almanya'nın Köln şehrinde doğup büyüyen bir genç kızım. Hayatımın en önemli kısmı sayılan gençlik dönemimde oldukça enteresan bir hadise bana kendimi bulmamda yardımcı oldu. Bizim aile 3 kişidir. Annem, babam ve ben. Evin hem tek çocuğu hem de tek kızıyım. Annem babam maddi yönden de rahata kavuşunca benim üzerime fazla düşerek el bebek gül bebek büyütmüşler. Her istediğime fazlaca karşılık vermişler. Ama bunların hepsi maddi yönden. Bizim kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi, aslımızı, ecdadımızı anlatmamışlar. Belki onlarda o şuur olmadığı için, belki de benden utandıkları için, bilmiyorum niçin. Öz kültürüme tamamen yabancı kalmışım da haberim yokmuş. Haliyle okuduğum okuldaki arkadaşlarımla gezip tozarken benim aslında bir Müslüman çocuğu olduğumdan, ismimin bir Türk ismi olduğundan, dinimin ne kadar yüce bir din olduğundan haberim yoktu. Okulda görüşüp konuştuğum Alman arkadaşlarımdan çok hoşlanıyordum. Özellikle komşumuzun Alman kızından. Onunla her zaman beraberdik tabii. Bu arkadaşımın da teşvikiyle okuldaki diğer öğrenciler gibi ben de Hristiyan adetlerini yavaş yavaş benimsemiş, onlar gibi hareket etmeye başlamıştım. Ne garip, ne hazindir ki annem babam benim bu halimi gördükleri halde ikaz etmemişler. Tabii benim hiçbir şeyden haberim yok, ben her şeyi normal karşılıyorum. Nihayet arkadaşlarım beni kendi inançlarına göre ibadet etmeye çağırdılar. Onlar her cumartesi ve pazar kiliseye gidip takdis dedikleri şeyi yapıyorlardı. Onlara ben de iştirak ettim. Kiliseye gitmeye başladım. Şunu bir kere daha ifade edeyim ki, gördüğüm tek din onların gösterdiğiydi. İslamiyet'in adını dahi duymamıştım. Yere düştü. Daha ben eğilip almadan patlatılan şiddetli bir tokat oldu. Burnum kanamıştı. Hayret ettim doğrusu. Akşamleyin de babama koşup sordum.
Babam da birden öfkelenip seni ilgilendirmez diyerek bağırıp çağırmaya başladı. Bu gürültü dolu sözlerden dolayı benim sorumu cevapsız bırakacaklarını zannediyorlardı. Halbuki bende iyice merak başlamış ve bu kelimenin manasının ne olduğu içimi bir kurt gibi kemirir olmuştu. Ertesi gün yine arkadaşımla buluştum. Yalvardım kendisine. Ne olur bu konuda bana yardımcı ol. Bu dini İslam nedir onu öğrenmek istiyorum. Arkadaşım bana yardımcı oldu tabii. Beni bir Müslümanla tanıştırdı. Onunla oturup uzun uzun konuştum. Artık okuldan çıkışta soluğu o Müslüman arkadaşın yanında alıyordum. Bana kelime kelime, harf harf dinimizi öğrettikçe içimde tarifi imkansız güzel duygular peyda oluyor, kiliseden nefret etmekle birlikte annem ve babamın haline de acıyordum. Kahroluyordum. Benim Müslüman olarak yaşamaya başladığımı öğrenen ailemle aramızda tartışma çıktı. Beni o kadar hırpaladılar ki burada tarifi mümkün olmayan sıkıntılar yaşadım. Nihayet onların işkencelerine dayanamayıp evi terk ettim. Şu anda nasıl olduğumu merak ediyorsunuz. Evet, şu anda bir Müslüman ile evliyim. Rabbime şükürler olsun, dinimi rahatça ifa ediyorum. Ailemle de tam 7 senedir hiçbir alakam olmadı ve olmayacaktı. Çünkü onlar Müslüman olduklarına şükretmemiş nankör kişilerdir. Kendileri yandığı gibi beni de yakacaklardı. Benim başıma gelen hadise kim bilir kaç kişinin başına geliyor Almanya'da. Kim bilir kaç Müslüman evladı bilmeden kiliseye gidiyor. Firkatin nar ile gönlüm yan olur, pür yan olur. Varlığın zevkü sefadır, yokluğun giryan olur. Ay yüzün gören gözlerim mest olur, hayran olur. Yakma ey can, yakma kalbim, ateşi suzan olur. Ay yüzün gören gözlerim mest olur, hayran olur. Yakma ey can, yakma kalbim, ateşi suzan olur. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Bağı aşka düşen aşık, bülbül inalan olur. Canı bülbül ol gülşende, aşk ile devran olur. Gül yüzün gören gözlerim mest olur, hayran olur. Yakma ey can, yakma kalbim, ah ile efgan olur. Gül yüzün gören gözlerim mest olur, hayran olur. Yakma ey can, yakma kalbim, ah ile efgan olur. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Vuslatın aşk ile gönlüm şad olur, şadan olur. Derdi aşkın neyleyim ki derdime derman olur. Nur yüzün gören gözlerim mest olur, hayran olur. Yakma ey can, yakma kalbim,
ateşi viran olur. Nur yüzün gören gözlerim mest olur, hayran olur. Yakma ey can, yakma kalbim, ateşi viran olur. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Hocam, Ramazan Şerif Bayramı'nın 3. günü. Dolayısıyla artık bayramın da sonuna geldik. Doğru. Mübarek 11 aylar başlamış bulunuyor. Mübarek Ramazan Şerif bitti. Bayram da bitti. Evet. Dört gözle bekleyenler evet. Mübarek olsun ama evet. O da biter, merak etme. Bitiyor neticede. Bitiyor. Sayılı gün geçiyor. Şimdi bayramla ilgili ilk iki gün önemli bilgiler vermiştiniz. Şimdi şöyle devam edelim isterseniz hocam. Ramazan Şerif gelince tabii iyilikler artıyor. İnsanların işte kalbi yumuşuyor. İyilikseverlik yükseliyor insanların içerisinde. Hayır yapmaya çalışıyorlar. Hayır yapanların sayısı çoğalıyor. Bir yardımlaşma var. Ben eskiden hatırlarım, şimdi küçüklüğümüzde bir cami vardı da o caminin imamı biraz kızgın bir amcaydı. Bayramdan sonraki ilk cuma gününde mutlaka bir fırça kayardı millete hutbeden. Ramazan-ı Şerif bitti, camiye paydos ettiniz diye kızardı millete. Niye tatile, devam etmiyorsunuz? Tatile girdiniz diye. Onu hatırlıyorum bazen. Şimdi bunun devam etmesi gerekmiyor mu? Yani onu sormak istiyorum. Böyle bir aylık bir Müslümanlık mı olacak? Bir aylık mı iyilikseverlik olacak yani? Yardımlaşma bu kadar. Yardımlaşma mı? Bu kadar mı? Bitti mi? Bundan sonrası yok mu? Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine ümmeti merhume. Yani rahmette muamele olunmuş ümmet buyuruyor. Bunun için de mübarek aylar, mübarek günler, mübarek geceler yaratmış. Bunlar fırsat bizim için. Bayramlar da öyle. Bayram geceleri de öyle. Bayram günleri de öyle. Ramazan-ı Şerif'in her günü kıymetli. Apayrı kıymetler olduğu Hazreti Ali radıyallahu anh hazretine anlatıyorlar. Her gün için ayrı bir hususiyet vardır diye. Tabii şeytanlar da bağlı olması sebebiyle Ramazan ayında sizin de ifade ettiğiniz gibi yardımlaşma çoğalıyor. Sadece o değil, Allah-u Teala'ya karşı olan vazifeleri yerine getirme gayreti de artıyor. Mesela insanlar, şeytanlar bağlı olduğu için nefsiyle baş başa kalıyor. Ya diyor, ne biçim adamım ben, niye namaz kılmıyorum? Beş vakit namaza başlıyor. Halbuki kitaplarda buyuruyor ki beş vakit namaz kılmak kadın erkek her Müslümana farzdır. Ramazan ayında da, Ramazan ayının dışında da beş vakit namazı kılmak farzdır. Yani Ramazan ayının dışında tamam ben bitti bir aylık yaptım, öyle bir şey yok. Peki bu nasıl kazanılır? İşte Allah-u Teala Ramazan ayını ihsan etmiş. O bir ay içerisinde beş vakit namaz kılınca bir meleke asıl olması lazım. Bunu devam ettirmesi gerekir. Ramazan ayı içerisinde sadaka-i fıtır verdi. Hatta bazılar yoğun olarak zekat duaya mahsus olmamasına rağmen zekatlarını verdi. Ama zekatın dışında da insan hayır hasenat yapabilir. Yiyecek olsun, giyecek olsun. Bu Ramazan-ı Şerif'in dışında da devam etmesi gerekir. Aynısı olmasa bile, hiç olmazsa insan, diyelim ki Ramazan'da bu doruk noktasına çıkıyor. %70, %80, %90, bazılarında %100'e çıkıyorsa, Ramazan ayında da bu %50'nin altına düşmemesi. Ramazan ayından sonra. Ramazan ayından sonra da bu düşmemesi. Bunun gayreti içerisinde olması gerekir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Eshab-ı Kiram Aleyhisselam Efendilerimize buyuruyorlar ki, bir nevin önünde nehir olsa, bir dere olsa, her gün beş kere bu nehirde, bu derede yıkansa, üzerinde kir kalır mı diye soruyorlar. Eshab-ı Kiram da Aleyhisselam, ya Resulallah niye kalsın ki? Günde beş defa yıkanıyor. Bunun üzerine işte beş vakit namazı kılanların da böyle küçük günahlara affolur buyurmuştur. İmam Buhari, İmam Müslim'den rahmetullahi teala aleyhime bu hadis-i şerif kitaplarından naklediyorlar ve bildiriyorlar. Ayrıca bir de madalyonun öbür tarafı var. Mesela beş vakit namazı kılmamak çok büyük günahtır. Hatta ehl-i sünnet alimleri buyuruyorlar ki amel imandan cüz değildir.
Yani bir kimse günah işlediği zaman imanı gitmez, kafir olmaz. Ama namaz konusunda ehl-i sünnet alimleri ittifak etmemişlerdir. Mesela İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri gibi zatlar, müştehitler buyuruyorlar ki namaz imandandır. E o zaman namaz kılmayacağın oldu, iman gitti. Ve hani konuya girerken siz dediniz ya işte bir amca vardı falan böyle fırçalardı. Haklıymış adamcağız yani. Haklıydı evet, doğru. Yani bir aylık Müslümanlık olmaz, bir aylık değil bu. Ömür boyudur. Hatta büyüklerden bir zat yaşlanmış böyle gücü takatta kesilmiş de oruç tuttuğu ibadetlerinde hiç taviz vermiyor falan. Diyorlar ki yaşlandın hastasın da birazcık ara versen siz ne diyorsunuz diyor ya. Bu bir yarıştı. Ben diyor sona geldim artık. Sona geldim. Siz diyorsunuz ki sona gelmişin yarışı terk et. Olur mu diyor öyle? Tam ipi göğüsleyecek zaman. Tam ipi göğüsleyeceği zaman olur mu diye terk edilmesi olur mu? Allah-u Teala muhafaza buyursun. Yani biz namazımızda gevşek davranacak olursak bunu imanla eş değer olarak bildirmişlerdi. Hatta hatırlarsanız belki Emen abiler böyle bazen toplantılarda çocuklar oluyordu. O çocuklara söylettir, bir şey söylettirirdi. Namaz var, hayat var, namaz yok, gık derdi. Yani namaz yok, hayat yok. Yani. Namaz var, hayat var, namaz yoksa hayat yok. Yani Allah-u Teala muhafaza buyursun. İman varsa bir kıymet ifade eder, iman yoksa. Efendim işte 100 sene, 200 sene, ya 500 sene yaşa, 1000 sene yaşa ne olacak ki? Neticesi bunun ölüm değil mi? Hani Behlül Han Hazretleri'nin bir sözü var. Bu zat buyuruyor ki, neticede diyor musalla taşına getirip koyacaklar diyor. Ha taştan yapılmış saraylarda otur, ha sazdan yapılmış kulübede yaşa. Ne fark eder ki diyor. Neticesi bu kabir değil mi bunun? Kabir. Yani şöyle taştan yapılmış saraylarda oturanlara ayrı kabir mi koyuyorlar? Ha şimdi bazen yapıyorlar böyle. Mermerden süslüyor, püslüyor falan. Alttakine bir faydası varsa. Altta yatan yine toprağın içinde yatıyor yani. Toprağın içerisinde yatıyor. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif'te beş vakit namaza başlamışsak bunu devam ettirmemiz gerekir. Çünkü bu bizim Allah-u Teala korusun. O alimlerin mesela Saadet Ebediye'de var. Buyuruyor ki ya Allah-u Teala mahşer günü bu müştehit alimlerin iştihadıyla bizi muhakeme ederse. Yanında gülüm ketten elva diyorlar ya hakikaten öyle. Ha, öyle yani orada kime diyeceksin ki? Mustafa Toköz beni kurtar, Osman Ölü beni kurtar. Ya. Osman Ölü Mustafa Toköz kendini kurtarabilecek mi de seni kurtaracak. Herkes nefsi diyecek orada. Kendi derdinde. Tabii ana babanın aynı şekilde evladına, evladın ana babaya faydası olmadığı bir yerdir orası. Allah-u Teala da açıkça buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de Amme suresinde açıkça buyuruyor. Böyle olacak buyuruyor. Ana baba evlattan, evlat ana babadan kaçacak. Amme suresi, Amme'de Abese suresinde geçiyor bu. Şeyde hatırıma bir şey geldi de. Bir arkadaşım birisi... dedi ki ben dedi işte fakültede okurken dedi böyle beş vakit namazını kılan bir arkadaşa rastladım dedi. İşte onun halleri hareketleri hoşuma gitti dedi. Namaz dünyası falan yok dedi. Gıpta ettim dedi yani yaşayışına. Günde her gün beş vakit namaz kılışına. Ondan sonra yalan söyleme işine, gıybet etme işine, dedikodu yapma işine gıpta ettim, emrendim. Ve dedim ki o güne kadar da Müslümanlıkla alakalı hiçbir şeyim yoktu. Ya Müslümanlık böylesi güzel bir şeymiş dedim. Hani lisanı hal, lisanı kalden entak ya. Evet. O hali tesir etmiş ona. Ondan sonra onunla dostluğunu arttırmış. Ramazan-ı Şerif yaklaşıyormuşmuş. Tabii şeyde de mesela o arkadaşı kitap okuyormuş. Dikkatini çekmiş. İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatı mı ne okuyor falan. Ben de önce anlamadım ama diyor sonra hoşuma gitmeye başladı diyor. O kitaptaki bilgiler falan diyor. Ramazan-ı Şerif de yaklaştı diyor. Dedim ki diyor... ya ben de karar verdim. Ramazan-ı Şerif'te namaza başlayacağım dedim. Daha diyor böyle bir ay falan var diyor. Ama diyor kitap okudukça diyor benim hevesim artıyor diyor. Hani niye namaz kılmıyorum falan gibi. Sonra o arkadaşa gittim diyor. Ya Ramazan-ı Şerif gelmeden önce de başlasam olur mu diye sordum. Ramazan-ı Şerif gelmeden önce de başlasam olur mu? Olur. Olur tabii. Ama insan bu Cenab-ı Hakk'ın hidayeti. Hidayet nasip edince kalp de zihin de o tarafa dönmeye başlar. Ve artık bir ızdırap duymaya başlar. Çünkü iman nuru kalbe girince o iman nurunun insanın hayatında, hareketlerinde bir değişiklik yapması gerekir. Yapmıyorsa demek ki o nur girmemiştir. Girince işte bu programda size şahitsiniz. Köydeki vatandaş ben diyor uşumu nasıl vereceğim? Niye ben diyor ki senelerce vermedim nasıl ödeyeceğim bunu? Daha önce niye düşünmüyordu bunu? İman nuru kalbine girdi. Girince o artık icraata döndürür şeyi
insanım. Daha önce kul hakları vardı diyor, bazılarının haklarına girmiş olabilirim diyor mesela. Evet. Nasıl ödeyeceğim? Diyor. Nasıl ödeyeceğim? Derdine düşüyor. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif bize bu melekeleri kazandırıyor. Bir de mesela insanları düşündürüyor falan. Aa diyorsun falan komşu filan komşu. İşte falan işte açmış falan. Yiyeceklerinden götürüp veriyorsun. İftara çağırıyorsun. Ondan sonra ne bileyim ben sadaka-i fıtır adı altında, zekat adı altında yardımda bulunuyorsun. Sen de haz duyuyorsun. Vermeyi öğreniyorsun. Ha, vermeyi öğreniyorsun. Şeyde Allah-u Teala rahmet eylesin. Hemen böyle bir toplantıdaydı. Bir şey anlattılardı. Amerika'ya gidip gelmişlerdi de. Orada yapılan bir araştırma dikkatini çekmiş Emin abilerin. Kitap mı varmış yoksa gazetede mi okumuş orada. Adam araştırma yapmış. Psikolojik rahatsızlığının tedavisi konusu üzerine yoğunlaşmış. Ha, ne alakası var diyeceksiniz ama adam bunu kendine dert edinmiş. Yani ülkeler gezerek de dolaşmış görmüş. Ve ulaştığı netice şu. İnsanlara yardım eden, maddi ve manevi, onlara aynı şekilde elinden geldiğince destek verenlerin bu rahatsızlıkları aştıkları, rahatlattıkları ve depresyona girmedikleri müşahede edilmiş. Psikolojiyi düzelten bir şey demek. Evet, psikolojiyi düzelten bir hadise. Niye? Niyesi şu. Sen kime yardım ediyorsun? Allah-u Teala'nın bir kuluna. Onu yaratan kim? Cenab-ı Hak. Peki sen nasıl birisin? Aciz birisin, muhtaç birisin. Her an Allah-u Teala'ya muhtaç olan bir varlıksın. Sen kendin gibi aciz olan birisine yardım edersen Allah-u Teala yardım etmez mi? Hatta kitaplarda anlatılırken Allah-u Teala kullarına iyalim tabirini kullanmış. Çoluk çocuk edinmekten münezzeh ama iyalim tabiri kullanmış diye geçiyor. Mektubatta da geçiyor. Hatta bir talebesine buyuruyor ki işte iyalim buyurduğu bu kullardan bazılarının terbiyesini sana vermişlerse buyuruyor İmam Rabbani Hazretleri. Veya bir kimseye vermişlerse veya onların rızkını o kimse vasıtasıyla temin ediyorsa o kimse için ne büyük bahtiyarlık buyuruyor. Ne büyük bahtiyarlık. Hani elini kaldırsın oynasın der gibi bir ifade kullanıyorlar. Dolayısıyla şimdi Allah-u Teala'nın kullarını sevindirince Allah-u Teala'nın kullarını sevince sen ister hani istesen de istemesen de o yardım ettiğin kul senin gıyabında sana dua eder. Evet. Yüzüne karşı değil. Gıyabında dua eder. Mesela bir ayakkabı alıverdin. Ayakkabısı yoktu. Onu giydikçe Allah-u Teala razı olsun ya çok rahat ettim yani çamurdan şeyden beni kurtardı. Belki ismini bile unutur ama habire sana dua eder. Belki bir daha görmezsin bile. Belki bir daha görmezsin ama sana devamlı surette dua eder. Allah-u Teala da yardım eder. Dinine de dünyana da yardım eder senin. Haberin bile olmaz. Hiç böyle şey yapmadan aynı şekilde patır 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 onlar Cenab-ı Hak yaratır. Ve sen de bunu dünyada da görürsün. Bir de ahirette var. Hele ahirette Allah-u Teala buyururmuş ki ey kulum dünyada kendin acizdin, fakirdin, gariptin, muhtaçtın. Bu haldeyken işte fakir, garip, muhtaç kullarıma yardım ettin. Şimdi sıra bende. Ana. Allah Teala'nın kim aynı şekilde durabilir, kim şey yapabilir? Meleklerine sorar bu kulumun ne kadar günahı var? Bir milyon ton silin, silin. Sahibi. Efendim onun sevabı yok. Bir milyon da sevap yazın. Tamam. Açın kapıları girsin cennete. Bitti. Bitti. Kim hesap soracak? Tabii kim hesap soracak? Mülkün sahibi kendisi. Mülkün sahibi kendisi. Onun için Ramazan-ı Şerif'te bu vermeye alıştığımız şeyleri bayramda devam ettiriyoruz. Hani bayramda da işte gülsün şey yapsın. Ondan sonra da devam ettirmek. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif olsun, bayramlar olsun. Diğer haç olsun. Mesela çeşitli insanları görüyorsun haçta da. Veyahut da orada aynı şekilde kurbanlar kesiyorsun, etinden dağıtıyorsun kurban bayramında falan. Dolayısıyla bunlar bizde kalıcı bazı şeylerin bırakması lazım. Eğer bırakmıyorsa o zaman aynı şekilde üzerinde durmuyoruz demektir. Laf olsun diye. Hani laf olsun, torba dolsun hesabıyla hareket ediyoruzdur. O da bizim felaketimize sebebiyet verebilir. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki hiçbir kul kendi ameliyle cennete giremez. Ancak Allah-u Teala'nın ihsanıyla cennete girebilir. Bunun için Eshab-ı Kiram siz de mi ya Resulullah diye sual edince evet ben de Allah-u Teala'nın ihsanıyla cennete girerim buyurmuştur. Ben şunu yaptım, ben bunu yaptım değil. Allah da öyle buyuruyor ki ben dilemeseydim yapamazsın onu. Sana yaptıran benim. Benim sana verdiğim şeyi benim önüme niye koyuyorsun derse ne diye cevap verirsin? Hiç. Ama bunu Cenab-ı Hak'tan bilir de bunlara değil de Allah-u Teala'ya itimat edersen, güvenirsen, Allah-u Teala'ya güvenirsen, itimat edersen Allah-u Teala meleklerine övünürmüş. Bu kulum kendinden bilmiyor. Hepsini benden biliyor. Evet bir sürü hatası ve kusuru var. Onları siliverin gitsin. Siliveriyor gitsin. Hatta bazen kitaplarda öyle şey var ki senin bir milyon tane böyle hata ve kusurun var. Onları senin yerine aynı şekilde o miktarda sevap yazın. Mülkün sahibi o. Mülkün sahibi o.
Dolayısıyla biz iyilik ettiğimiz zaman da, ondan sonra Rabbimize ibadet ettiğimiz zaman da bizi Allah-u Teala'ya yaklaştırıyor. Hatta din büyükleri buyuruyorlar ki Allah-u Teala'ya yaklaştıkça, Allah-u Teala'yı tanıması arttıkça o kulda korku artar. Onun için buyuruyorlar ki evliya-i kiramda korku tavan yapmış durumdadır. Ehl-i sünnet alimlerinde de öyle. Çünkü evliya-i kiramın mesela hayatlarını okuyoruz. Bu Türkiye Gazetesi'nin vermiş olduğu evliya ansiklopedileri var. Evet. Mesela vatandaşımızın elinde de vardır yani. Açsın aynı şekilde okusun. Onları okudukça insan dehşete düşüyor. Allah Allah diyorsun ya. Hatta geçen dediğim bir ara sizin o okuduğunuz sohbette bir yerde geçiyordu bir zatın. Buyuruyor ki ağzına helva verenle ensesine tokat vuran bir olmadıkça. Evet. İkisini bir kabul etmedikçe yani Allah imanı kamil olmaz, imanı olgunlaşmaz buyuruyor. Hani insan ürperiyor, bu nasıl olur diyorsun ya, helvayı verene aa canım cicim dersin de tokat vurana nasıl dersin bunu, değil mi? İkisi aynı olacak yani. İkisi aynı olacak. Senin gözünde. Niye onlar öyle bakıyor? Çünkü helvayı verdirttiren de Cenab-ı Hak, tokatı vurdurtturan da Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak dilemeseydi o adam yapamazdı bunu. Hani büyüklerden bir zat böyle gidiyormuş. Bir kasabadan geçiyormuş. Orada bir kabadayı var. Ensesi açık olanı görünce dayanamazmış. Gider tokat atarmış. Bu zat da yeni tıraş olmuş. Tabii başını önde gidiyor. Ensesi de açık gözüküyor. Bu kabadayı da görüvermiş. Gitmiş bir tokat vurmuş. Tokat vurunca o zat şöyle bir dikkatli bakmış ama üçü ürpermiş. Kabadayının olduğu yerde mıh gibi çakılı kalmış. O zat çekmiş gitmiş. Hiçbir şey dememiş ama sadece nazar etmiş. Birisi gelmiş ya sen ne yaptın demiş ya. Ne yaptım demiş. Ya bu evliyadan bir zattır. Yapma demiş ya. Bir baktı demiş içim ürperdi. Koşarak gitmiş. O zaman kabadayılar da edepli yani. Efendim demiş özür dilerim benim kötü bir huyum var. Ensası açık görünce dayanamıyorum. Tokat atıyorum. Onun için vurdum. Çok özür dilerim. Elini ayağına kapanıyor. Hakkınızı helal edin. Buyurmuş ki evladım ben hakkımı helal ettim. Ama demiş bana demiş öyle dikkatli baktınız da demiş içim ürperdi. Niye öyle baktınız? Sana bunu vurdurtturan Cenab-ı Hak da hangi vasıtayı kullandı diye baktım demiş. Şimdi sövmüyor bağırmıyor. Bu netice itibariyle bir kuldur. Cenab-ı Hak onun gönlüne getirmese veyahut da onu yönlendirmese nasıl gelir de vurabilir? Vuramaz. Onun için Evliya-i Kiram'ın hayatlarını okuyunca, Evliya-i Kiram hayatlarını okuyunca hepsi böyle yere kapanmışlar. Başını kaldıramıyorlar. Allah-u Teala'dan korkularına. Yakini artıyor çünkü. Efendim ben yaptım. Ben kelimesi lügatlarından çıkıyor ondan sonra. Evet. Yapan da yaptıran da şimdi mesela konuşuyoruz. Ses tellerimiz çalışıyor. Bu ses çıkıyor. O ses tellerinde birisi der dursun yani değil mi? Kelimeyi de telaffuz edemezsin. Hafıza uçsa gitse böyle bakarım ben. Ben bakarım öyle. Nitekim yaş ilerledikçe de hafızada kayıplar da başlıyor. Bazen takılıyorsun. Şey demeye başlıyorsun. Gelmiyor hatırına. Bu vücut benimdi. Bu hafıza benimdi. Bu akıl benimdi. Bu göz benimdi. Bu saçlar benimdi. Niye saçlar deyince bakıyorsun öyle? Ama hiçbirisine sahip olamadım. Olamadım. Öyleyse benim değil. Allah rahmet eylesin Emre abiler. İşte bizdeki akıl, irade ne varsa bunların hepsi vücutta dahil olmak üzere. Hepsi emanettir. Hakikaten emanet ya. Allah-u Teala bize emanet verdiği şey bu benim diye sahiplenmeye kalkıyoruz. Artistik yapıyoruz. Onun için Ramazan-ı Şerif ve ondan sonra gelen bayram günleri bizim Ramazan-ı Şerif'teki o alışkanlıklarımızın Rabbimize olan itaatimiz, ibadetimiz ve Rabbimizin rızası olan kullarına yardım, mahlukatına yardım, onları kitapları okuyarak devam ettirirsek, yani Ramazan-ı Şerif'in dışında da bu güzel hallerimizi, güzel hareketlerimizi devam ettirir ve böylece de hayırlara vesile olma durumumuz devam eder inşallah Teala efendim. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğumuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız. İslam ve toplum.